Pazarlamasyon'un yeni serisi Mesai Dışı'ndan herkese merhaba. İlk bölümümüzün konuğu sevgili dostum, sektörden arkadaşım Murat. Murat aynı zamanda Allianz'ın pazarlama direktörü ama bugün o konulardan bağımsız olarak adı üstünde Mesai Dışı'nı konuşacağız. Evet. Nasılsın öncelikle? Hoş geldin. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. İlk bölüme de beni aldığın için de ayrıca teşekkürler. İlk bölüm genellikle hatalar olur. O yüzden biz sevdiğimiz dostlarımızı doğrudan alıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Nazımızın geçeceği tabii insanları ki, doğrudan alıyoruz. Ve güzel hikayesi olan insanları doğrudan alıyoruz. Hikayene döneceğiz ama öncesinde şunu belirtmem de fayda var. Mesai Dışı hem bizim YouTube kanalımızda hem web sitemizde hem de podcast olarak yayına girecek. Bunu sana daha programdan önce söylememiştim. Evet, hadi İşin bakalım. Şimdi de podcast tarafı İzleyin, var. Dinleyin. Evet. Mesai Dışı adı üstünde. Aslında hepimizin gündelik hayatta takip ettiği iş dünyası olarak gündelik hayatta takip ettiği projelerimiz var, deadline'larımız var. Maalesef hayatın biraz sıkıcı var. Tarafı. Evet, işin sıkıcı tarafı. Bir de artık şeylerden ben genel olarak sıkılıyorum. Hadi içerik üretelim, ne üretelim? Yapay zeka hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Evet abi, olacak, hani sıkıntı yok o tarafta. Ama biz bunlarla uğraşa uğraşa gerçekten güzel şeyleri kaçırıyoruz. Bahsedilmesi gereken şeyleri kaçırıyoruz. İşte bugün o kaçırdığımız şeyler için buradayız. Ve sevgili dostum Murat da ilk bölümümüzün konuğu oldu. Her şeyden önce şeyle başlayayım. Polvo ya da daha doğrusu Murat ne yapar? Neden buradadır? Oradan bir girelim. Akabinde ben... Bak, zor bir soruyla başladım. Ya şöyle, senin de söylediğin gibi işte ben 20 senedir hani sektördeyim, işte pazarlama profesyoneliyim. İşimi de tutkuyla severek yapan bir insanım işin açıkçası. Hani kişisel olarak en güçlü bulduğum kaslarımdan bir tanesi yaratıcılıktı. İşte marka yönetmek, iletişim yapmak falan da buna çok güzel bir zemin hazırlıyor. Daha doğrusu imkan tanıyor. Bugüne kadar o kasım beni hayatta tuttu. Aslında ben ne yaparsak yapalım hayatta, yaptığımız şeyin hayatı anlamlandırma çabası olduğunu düşünüyorum. Belirli oranda ben bu yaşıma kadar mesela kariyere fazlaca odak almış bir insandım. Bu da benim kendi içimde hayatı anlamlandırma çabamdı. Ama bugün hayatı farklı bir şekilde anlamlandırdığım için birlikteyiz aslında. Mesai Dışı. Şimdi benim açımdan bu hikaye artık bir mesai dışı değil, çifte mesai. Çifte mesai. Evet, çifte mesai. Bir pazarlama tarafı var, bir pazarlama profesyonelliği tarafı var ama bir taraftan da sanat tarafı var. Şimdi bu söylediğim Polvo benim profesyonel sanat hayatımda kullandığım isim. Yani Mahlas. Orada ben evet Mahlas. Orada ben Murat diye yokum. Murat Toz diye yokum. Polvo olarak varım. Peki ne demek? Polvo toz demek ama bu kadar basit bir tesadüf değil. Abi adam soy ismini işte koymuş. Hani İspanyolcasını koymuş gibi bir şey değil. Şimdi öncelikle hani bugüne kadar farklı markaların sözcülüğünü yaptığımız için birileri adına ya da bir şey adına konuşmak benim için daha kolay. Ama kendi adına konuşmak daha zordu. O yüzden ben ilk piyasaya hani kendi adıma çıktığımda, sanatçı kariyerimde kendi adıma çıktığımda bir mahlasım olsun. Ondan sonra bu beni ve sanat felsefemi sembolize etsin. Ama kendi adıma olmasın istiyordum. Çünkü kendim başkası adına konuşmaya alışmıştım bunca zaman. Şimdi de Polvo adına konuşuyorum. Yani Polvo sende sanki benden ayrı bir bedenmiş ya da bir markaymış gibi, aslında o da benim. Orada bir hani minik böyle bir taktiksel bir şeyim var. Polvo dediğim gibi poz demek İspanyolca'da. Yabancı bir dilde isim koymamın sebebi, Türkçe dışında bir isim koymamın sebebi aslında sanata bakış açım ve ürettiğim şeylerin işte Türk muhafazakar şeye sanat alıcılarına hitap etmektense kendime vizyon olarak, tabii ki burası hani çok kıymetli ve aslında oluşan daha genç, sanata daha yenilikçi bakan bir kitle de var burada ve bence gelecek 10 yıl içerisinde tamamen de dönüşecek. Yani Türkiye bir geçiş aşamasında, sanatta da bir geçiş aşamasında ama ben kendime bir uluslararası vizyon set etmek istemiştim işin açıkçası. Onun için de ya İngilizce koyacaktık ya da hani İspanyolca bir şey de olabilirdi. O da çok kabul edilebilir bir şey işin açıkçası. Ben İspanyolcayı tercih ettim. Ama toz dememin yani hikayesi, anlamı şu. Hayatta öyle ama sanat üretirken de öyle. Hani havada uçuşan bir toz zerreciği gibi hissediyorum ben gerçekten kendimi. Ruhumu öyle tanımlıyorum. Bir akıştasın. Yani o böyle dümdüz gitmiyor. Sağa sola yalpalıyor. Ondan sonra bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Ve onun nereye konulacağını takip edemiyorsun hakikaten. Öngöremiyorsun. Yani gidişine göre şöyle öyle gidecek zannediyorsun ama bir anda böyle dönüveriyor falan. Hayat da öyle. Sanat üretmek de öyle. Üretmenin kendisi öyle aslında. Evet. Dolayısıyla böyle bir felsefeyle yola çıktım işte. Yani buralara geldik Necip'cim. Şimdi yeni sergin de var. Evet, aynen. Şimdi ondan önce ben
şeyi çok merak ediyorum. Mesai dışı konseptimiz aslında bizim dergiden, pazarlama evet. dergiden gelen bir konsept. Orada da zaten seni ağırlamıştık. Ama orada çok farklı isimleri de ağırladık. Kamp yapanları ağırladık. İşte doğaya dönenleri ağırladık. Ama ilk defa bir heykel tıraş üzerine aslında konuşuyoruz. Peki yani nasıl başladı bu ilgi? Hangi yaşlarda başladı? Ne zamandır bu işi yapıyorsun? Sordukça kötü oluyor. Ne zamandır yapıyorsun abi bu işi? Nasıl düştün bu yola? Çok güzel eserler var. Şimdi ekranda da onları biz geçireceğiz. Çok güzel şeyler var. Yani yaratıcılık cidden apayrı bir kavram. Ya heykel sanatı şöyle bir şey. Yani çamura dokunmam lazım. Şimdi kim bilebilir ki ben heykel yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Mesela şarkı söylemek, işte sesin iyi midir, kötü müdür? Bunu bilirsin değil mi? Yani işte radyoda bir şey çalar, eşlik edersin ona. Ne kötü sesim var dersin ya da abi benim sesim iyiymiş galiba. Sonra her şeyi bırakırsın bir anda. Ya o böyle gündelik hayat pratiği içerisinde sesin iyi olup olmadığını anlayacak milyon tane okazyon geçirdin hani bu yaşına gelene kadar. İşte elimiz kalem kağıt tuttuğu için not alırken bile kenarına işte bir şey çizersin falan. Yine resim, bir çizim yeteneğin var mı onu bilirsin. Ama heykel öyle bir şey değil. Yani bir kere hani üç boyutlu bakma ve üç boyutlu bir şeyi oluşturma. Bir başka bir sistemi var o hikayenin ve çamuru ellemeden bunu yapıp yapamayacağını bilmiyorsun. Benim de ilk çamuru elleyişim çok tesadüfen böyle yakın arkadaşlarımın, onlardaki reklamcılar yani ajanslarda kıymetli deneyimleri falan var. Böyle bir hafta sonu hobisi olarak edindikleri bir şey vardı. İşte heykel atölyesine gidiyorlardı. Aa ben de geleyim ya falan deyip hakikaten böyle tesadüfen başladı bu hikaye. Çok böyle abartmaya falan gerek yok yani. İçimde çocukluktan her şey gelmek zorunda değil. Her şeyin müthiş bir anlamı da. Yani öyle değil. Benimkisi tesadüf eseri. Çamura dokundum ama dokunduğumda çok zevk aldım. Keşke daha evvelden dokunabilseymişim. Ve baktım ki bir şeyler de çıkıyor falan böyle. Yani hani ilk çalışmadan yani bir ayda böyle iki tane iş çıktı falan. İyi bir sonuç ondan sonra. Ve ben bunu daha hobi niteliğinde aynen de programın adındaki gibi mesai dışında yapmaya başlamıştım aslında. Sonrasında işte bir... Takriben ne zaman oluyor? Yani ne kadarlık bir süreç var? Pandemiden evvel. Yani işte... Uzun bir sürede değil. 4 yıl falandır herhalde yani. Hani benim ilk heykele başladım. Çok uzun bir süre değil. Aynen. Şimdi burada da tabii yani konu konuyu açıyor ama şimdi biz iş hayatının disiplininden gelen insanlar olarak özellikle o kurumsal şirketlerin planlamacı bütün o disiplinlerinden falan eğitim görmüş insanlar olarak bence bir şeyi hızlıca hayal geçirme. Yani onu böyle bir startup gibi böyle birden bir patlatma imkanımız var. Çünkü her şey hayatta planlamayla ilgili hakikaten. Bence böyle günü 24 saat değil de 48 saat falan gibi yaşıyorum. Hafta sonları da dahil olmak üzere. Böyle sistemli bir planlamayla bütün kariyer hikayesi inşa edilebiliyor işin açıkçası. Dolayısıyla yeni de olsa aslında daha böyle uzunmuş gibi hissettiriyor insanlara böyle anlattığımda ya da işleri gördüklerimde. Ama dediğim gibi hani ben buna ilk başladığımda bile hakikaten mesai dışı gibi başlamıştım. Sonrasında 2 sene kadar evvel falan böyle bir hayat bana bir es verdirdi. Bir sağlık problemi yaşadım. Ondan sonra sağlık problemi de böyle aman aydınlandım falan gibi bir şey de olmadı tamam mı? Yani hayatı yeniden keşfettim. Başka bir hayat mümkün falan öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Sesi içimizde falan değil. Değil öyle bir şey söyleyemeyeceğim ama şöyle bir şey oldu bende. Şimdi ameliyat oldum ve ameliyattan sonra işte 15 gün raporum vardı. Ben adama dedim ki benim durmama gerek yok. Ben iyiyim gayet. Zaten evden çalışıyoruz hani o zaman da açarım bilgisayarımı çalışmaya devam ederim. Ne olacak bir ameliyat? Sonra o ameliyat sonrasında işte bazı problemler falan çıktı. Tekrar minik bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Sonraki süreç azıcık sancılı oldu. Şimdi o sancılı olduğu yerde ben gerçekten de çalışamaz oldum bu arada. Yani o iki hafta anlıyorum ki bugün gerçekten durmam gereken bir iki haftaymış ama durmamak için ısrar etmişim ben. Yani hani bu işte kariyere fazla fokuslandığın zaman da bunu da bir hayatın kendi anlamı haline getirdiğin zaman o da çok sağlıklı bir ruh hali değil. Biz beyaz yakalıların birazcık bence tekrar düşünmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Pandemi bunu düşünmemize sebep oldu. Ama pandemi bitti. Şimdi tekrar eski sisteme geri döndük bence. Hatta daha da kötüleşmiş bile olabilir. Her şeyin hibrit ve mobil olması. Hani bütün bu dijitalizasyon falan. Ya yani demek istediğim şey yani hayatta bazen tesadüfler var ve bu tesadüfler bizi kötü şeylerde başka bir yere götürebiliyor. Benim de bu hikayemi yaratan şey bu geçirdiğim sağlık problemiydi. Peki o iki haftalık süreç içerisinde, evde durduğum süreç içerisinde bayağı delirmişim diye düşündüm ve durmam gerektiğini anladım ve bence hayattaki bu işareti de bu hani sinyali de kabul etmek gerekiyordu. İlerlemek ve yeni bir safhaya kendini taşımak için yaptığım hobi niteliğinde yaptığım bir heykel çalışması vardı ve dedim ki acaba ben hayatı daha dengeli yaşayabilir miyim? Yani bir taraftan
Çünkü şöyledir genelde. Zannederiz ki bir şeyi bırakmak lazım öbür tarafı inşa etmek için. Halbuki ikisini bir de hani doğru bir dengeye getirmek ve iki tarafı birden birbirini besleyecek şekilde hareket etmek de imkan dahilinde. Ve Volvo'da hayatı daha dengelememi sağlayan kurumsal kariyerimle sanat kariyerimi eş zamanlı birlikte yönetmemi sağlayan bir şey oldu. Giriş kapısı oldu benim için. Peki abi, şimdi 4 yıldır buradasın. Bu işe bir hobi olarak başladın. Hala ikinci bir mesai olarak devam ediyorsun. En önemli soru şu. Nasıl aklına geliyor da bir eser üreteyim diyorsun? Yani bir anda hani şey vardı ya. Evet. İlham meleği mi diyorlar? Evet, perisi. Yani... Nasıl aklına geliyor bunlar? Şimdi şu ilham meselesi biraz karışık. Onun bence tek bir yanıtı yok ve herkesten herkese göre de değişiyor olabilir. Şimdi ben sanata şöyle bakıyorum. Sadece bir ürettiğin eserin estetik olması, estetik değerlere hizmet ediyor olması yeterli değil. Bana göre sanatçının vermesi gereken bir mesaj da var. Yani topluma iletmesi gereken bir mesaj da var. Bu nedenle zaten ben sanatı iletişimin bir üst formu olarak görüyorum. Ama bu mesajı sanatı bir araç olarak kullanarak vermek gerekiyor. Dolayısıyla sadece mesaj iletmek yetmiyor. Sadece estetik olanı üretmek yetmiyor. Ama bir de ilham boyutu da var. Yani meselenin oradaki bir beyin içinde bir matematik geliştirmek lazım. Şimdi ben o matematiği nasıl kurguluyorum inan hiç bilmiyorum. Ama bir his doğuyor. Yani bir meseleyi, bir konuyu kendine mesele olarak alıyorsun. Onu mesele olarak aldıktan sonra bir formda, bir heykel formunda onu anlatman, ifade etmen gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Yapması belki daha kolay, anlatması daha zor. Nasıl ürettiğimi bilmiyorum. Onu öyle üretmek istiyorum ve öyle üretiyorum. Bazen kağıda çiziveriyorum şöyle. Bazen mesela o işi bir gece rüyamda kafama takılıyor ve bir gece rüyamda çözmüş oluyorum. Bazen uykuya dalarken mesela pembe çalış diye bir his geliyor içime. Bazen renk de öyle geliyor. Bazen sadece bir figür görüyorum hakikaten ve onun peşine düşüp bir şeylerle birleştiriyorum onu. Yani çoklu zaten bir yaratıcılık akış var orada. Şey değil mi? Yani gördüğümüz şeyleri birleştirme sanatı. Belki de günlük hayatta gördüğümüz her şeyi aslında beynimiz içeriden tabii. Bir şekilde hazmediyor onu. Hazmediyor. Önemli olan onu dışarıya çıkarabilmek belki. İşte oradaki o süreci net olarak tanımlayamıyorum ama zaten Polvo'da bu demek aslında. Yani zaten yaratıcılığın bir tanımı da yok aslında ve bence olmamalı da, değil mi? Yani olmalı mı? Yani olması kimin için yarar bilmiyorum ama bunun bir formülü yok en azından. Evet. Tanımı varsa da formülü yok. Benim açımdan yok. Bir şekilde içindeki yani ne yaparsak yapalım tutkuyla yaptığımızda o bir şekilde çıkıyor. Bence önemli olan bu. Önemli olan tutku diyorsun. Öyle düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Murat. İlk bölümümüzün ilk konuğu sen oldun. Bundan sonrasında yine mesai dışında hem YouTube tarafında hem podcast tarafında devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada bizi takip her zaman YouTube'da bu şeydir ya. Tabii abone olun. Evet, abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.